Sevgili izleyenler, Altın Rehber programımız Konya'da kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Konya'da bulunan meşhur şark, kadayıf ve künefe salonuna konuk olduk. Bakalım künefe ve kadayıf nasıl yapılıyormuş, işletme sahibi Remzi Bey'den öğreneceğiz. Remzi Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tekrar siz de hoş geldiniz. Böyle bir program yaptığınız için de teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir program yaparız. Teşekkür ediyoruz, hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz ustam? Ben Bingöl doğumluyum. 1980'den beri Konya'dayım. Konya'da da meşhur şark, kadayıf ve künefe salonları işletmekteyim. Bugüne gelmemizin de kendi işimizin daha iyisini yapmak için elimizde geleni yaptık. Bunu söylüyorum. Bu mesleği yapmamızın tek nedeni başarıdır. Herkes bunu ister. Biz de bu başarıyı yakalamak için disiplinimizden ve ciddiyetimizden ve kalitemizden hiçbir zaman ödül vermedik. Künefe Konya'ya ve burma kadayıfı ilk bizi getirdik ama meşhur şark kadayıf olarak ismimiz tanıldı. Millet bunu şark kadayıf olarak biliyor ama burma kadayıftır. Şark kadayıf da ismimizdir. Peki ustam, burası kaç yıldır faaliyette? 81'den 36 yıl. Biraz da bu kadayıfın çeşitlerine değinelim istiyorum. Kaç çeşit kadayıfınız var? Bu lezzetin sırrı nedir? Nasıl yapılıyor? Kadayıfımız çeşitleri cevizli. Asıl ana kadayıf cevizli. Fıstıklı, sütlü fıstıklı, sütlü cevizli ve künefe. Bunun lezzet sırrı da doğuda bizim yaptığımız sade yağ deriz biz. Orada sade yağlarımızı getiririz. Mesela künefenin peyniri Hatay'dan getiririz. Bütün kadayıf incelikleri de kendimiz yaparız. İmalatı olarak kadayıf bize ait. Tereyağı Van Erciş'ten getiririz. Belki de bir el yapımı lezzeti de ona katılınca, biraz da sevgiyi katınca daha da güzel oluyor. Şimdi ustam demek istiyorum çünkü bu işi zamanında öğrenerek yapmışsınız. Şimdi işletme sahibisiniz. Sanırım arada böyle mutfağa da giriyorsunuz, kontroller sağlıyorsunuz ama biraz önce biz zaten kadayıfın tadına baktık. İnanılmaz lezzetliydi, çok güzeldi. Yine aynı şekilde künefe de öyle. Sanırım peynirinin Hatay'dan gelmesi de önemli ama hani biraz detaylı anlatalım mı? Nasıl yapılıyor mesela? Ustalık dediğiniz vakit ben bunu hep söylerim. Bir işi çıraklıktan başlamasan ustalığına soyunmasın. Ustalığını da yapmadan patronluğuna soyunmasın. Biz de bunun çıraklığından başladık. Bizim okulumuzda yaptığımız işimizde hep meslekten geldi. Çıraklıktan, kalfalıktan, ustalıktan. Bugün de Allah verirse patronluktan veyahut da beşçiliğinden diyelim. Şu anda da beşçiliğini yapıyoruz. Peki burada kaç şubeyle hizmet veriyorsunuz? Şu anda 4 şubeyle hizmet ediyoruz. Tabii vatandaş şube istiyor. Her semte şube istiyor. Ama kaliteli bir hizmet vermek fazla şubeyle olmuyor. Eğer kaliteli bir hizmet veriyorsan az şube ve dikkatle. Peki ustam, son olarak şunu sormak istiyorum. Diyelim ki ben buraya geldim, kadayıf yemek istiyorum. Ne kadarlık bir ücret öderim? Cevizli kadayıfımız, fıstıklı kadayıfımız porsiyon olarak 7,5 lira. Künefemiz de 10 lira. Tabii bunun yanında dondurması falan isterlerse o da ek olur. Yani en kralını yeseniz 15 liraya kalkarsınız. Peki ustam, çok teşekkür ediyorum size bu bilgiler için. Son olarak toparlayacak olursak buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerime şunu demek isterim. Bir şey yiyorsak ne olduğunu bilelim. Yani tatlarda biliyoruz çok çeşitli şeyler vardır. Glikozdan tut, şuradan tut, bundan tut. Şark kadayıfçısından natürelden başka bir şey yok. Sade, şeker ve un. Bütün imalatı bize ait. Meşhur şark kadayıfçısı markamız. Ama asıl bu burma kadayıf. Ama biz meşhur şark kadayıf olarak marka yaptık. Millet bunu burma kadayıf, şark kadayıf olarak biliyor değil, burma kadayıftır. Peki ustam, çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık, sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Konya'da bulunan şark, kadayıf ve künefe salonuna konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?